çok su içmekten ölmek mi? Dünyanın kavurucu sıcaklarla sınandığı bu günlerde gelen bir haber kafaları karıştırdı. ABD'de yaşayan 35 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın, 20 dakika içinde 2 litre su içtikten bir süre sonra evinin önünde bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Beyninde bir yumru oluşan kadın hastanede hayatını kaybetti. Eşinin inatçı bir baş ağrısı vardı ve ne kadar su içerse içsin susuzluğu dinmiyordu diyerek durumunu anlattığı kadının ölüm sebebini ise doktorlar şöyle açıkladı. Su zehirlenmesi. Peki nedir bu su zehirlenmesi? Böbrekler günde en fazla 20 litre civarında suyu boşaltabilir. Yani bedenimiz saatte en fazla 80 mililitre ile 1 litre arası suyla baş edebilir. Tabii bu miktarın kişiden kişiye de değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Gereğinden fazla su içersek kanımızdaki su miktarı artar. Bu da vücudumuzda sıvı dengesini sağlayan elektrolitlerin kandaki yoğunluğunun azalmasına neden olur. Bunlardan en önemlisi sodyumdur. Eğer kandaki sodyum oranı olması gerekenden daha az olursa hücreler kandaki fazla suyu içeri almaya başlar ve şişer. Su zehirlenmesinin tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtileri vardır. Eğer beyin hücreleri su tutarak şişerse, beyinde ödem gelişmesine bağlı olarak hayati tehlike ortaya çıkabilir. Beyinde aşırı sıvı birikmesi, beyin sapını ya da merkezi sinir sistemini etkileyebilir. Tüm bunlar da insanı beyin hasarı, koma hatta ölüm gibi sonuçlara götürebilir. Şu an kendi kendinize, ben günde 3-4 litre su içiyorum diyor olabilirsiniz. Hatırlatmak isterim. Önemli olan ne kadar sürede bu suyu içtiğinizdir. Tekrar söylemem gerekirse, böbrekler idrar yoluyla saatte yaklaşık 1 litreye kadar suyu boşaltabilir. Zaten su zehirlenmesi ve buna bağlı hayati tehlike oluşması nadir görülen bir durumdur. O yüzden bu haberden korkarak bu sıcaklarda kendinizi kesinlikle susuz bırakmayın. Hatırlamamız gereken şey basit. Su bile olsa her şey kararında güzeldir ve suyun bile gereğinden fazlası zehirdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.